Ya sen nasıl bir insansın lan? 13 yıllık genel başkanlık dönemin boyunca bir tane seçim bile kazanamadım. Bunu da kaybettin. Yemin ederim tarih bu adamı en büyük loser diye yazacak. Sizlere bir iyi bir de kötü bir haberim var. İyi haber Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi. Ve kendisi artık CHP'nin genel başkanı değil. Kötü haber ise onun yerine Kılıçdaroğlu'nun yandan yemişi geldi. Neden bu şekilde konuştuğumu anlamayanlar illaki olacaktır. Fakat sizlere durumu şöyle özetleyeyim. Şu anda tutuklu olan Tolga Şardan'a, Can Atalay'a... Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a ve Barış Beylivan'a selam gönderiyoruz. Selam olsun size demokrasi kahramanları. Osman Kavala'ya, Çiğdem Mater'e, Mine Özerden'e, Selçuk Mızraklı'ya Selahattin Demirtaş'a selam olsun. Evet gördüğünüz gibi bir Kılıçdaroğlu gitti bir Kılıçdaroğlu geldi. Yani CHP'nin genel başkan koltuğundaki yüz her ne kadar değişse de kimlik aslında aynı. Dün biliyorsunuz ki CHP'nin 38. olağan kurultayı vardı ve genel başkan seçimi için herkes oyunu kullandı. Birinci turda Özgür Özel 3 oy nedeniyle %50 artı birlik oyu sağlayamadı ve birinci turda kazanamadı. Seçim ikinci tura kaldı ve ikinci turda 812 oy alarak yani neredeyse %60'lık bir oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı seçildi. Böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi, hem de CHP tarihinde ilk kez bir genel başkan Kurultay'da kaybetti. Yani bu adamın loserlığı artık bambaşka bir seviyede. Ama dürüst olmak gerekirse bu değişim beni çok da fazla sevindirmedi. Yani tamam Kılıçdaroğlu gitti, okey çok güzel. Ama dürüst olmak gerekirse Özgür Özel'in de Kılıçdaroğlu'ndan çok da bir farkı yok. O yüzden de yerel seçimlerde ben hiçbir şekilde CHP'ye oy vermeyi düşünmüyorum. Zaten biz 2023 seçiminde kaybedeceğimizi kaybettik. Daha ne kaybedebiliriz de Kılıçdaroğlu'na gelecek olursak da şerefiyle istifa etmek yerine bu şekilde gönderilmeyi kendisi seçti. Hak etti mi? Emin olun sonuna kadar hak etti. Yani bir gram üzülmüyorum bu adama. Belki aranızdan bu adamı hala sempati besleyenler falan vardır ama emin olun bu adam bir gram sempatiyi hak etmiyor. Çünkü her kaybettiği seçimde bir başkasını suçladı. Hiçbir zaman hatayı kendisinde aramadı. Ve emin olun bizim 20 yıllık bir AKP iktidarı görmüş olmamızın sebebi bu adam değil bu adam. Yani AKP'nin başarısı bu adam sayesinde değil. Bu adam sayesinde oldu. Ki Erdoğan da yıllardır bunun farkındaydı. Ama Türkiye'nin en büyük ikinci partisi her zaman CHP olduğu için de bize hiçbir seçimde üçüncü bir yol gözükmedi. Gözükse bile bu yolun çıkmaza varacağını biliyorduk. Dürüst olmak gerekirse benim yerel seçimlerden çok da bir ümidim kalmadı. Büyük ihtimalle Türkiye haritası hiç olmadığı kadar sarılaşacak ve AK Parti daha önce hiç almadıkları belediyeleri bile alacaktır. Çünkü bu adamlar akıllanmıyor. Hatalarından ders almak yerine her yıl aynı hata yapıyorlar. Ve ben bu söylememde kesin olarak kararlıyım. CHP'de gerçekten değişim dediğim bir değişim olmadığı sürece yerel seçimlerde CHP'ye oy vermeyeceğim. Ki zaten bir değişim olmayacak gibi gözüküyor. Yani yine ikinci bir Kılıçdaroğlu vakası görmek için kendimizi umutlandırmaya gerek yok. En azından bu sefer filmin sonunu biliyoruz. Yani spoiler'ı önden yedik. Bay bay Kılıçdaroğlu. Yakıp yıktığın gençliğimizle birlikte mutlusundur umarım. Hakkım sana helal değil. Büyük ihtimalle de kimsenin olmayacaktır.